Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, Güney Kıbrıs Rum yönetimine askeri eğitim fonu gönderileceğini duyurdu. O karara Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki gecikmedi. ABD, artan ikili güvenlik ilişkileri kapsamında Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uluslararası askeri eğitim vermeyi ve öğretim fonu sağlamayı planlıyor. Bu adım Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlama adına anahtar bölgesel adımlarla ilişkiler geliştirme çabalarımızın bir parçasıdır. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Rum yönetimine askeri eğitim verme planını bu sözlerle açıkladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndense tepkiler gecikmedi. Kuzey Kıbrıs, kararın bölgesel istikrarın sağlanması çabalarına olumsuz etki edeceğini belirtti. O karara Ankara'dan da tepki sesleri yükseldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Amerika'nın kararını eleştirdi. Bu kararın adada çözüme değil çözümsüzlüğe neden olacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tutumuna Türkiye'nin desteğini dile getirdi. Adadaki her iki tarafa ilişkin eşit muamelenin Birleşmiş Milletler ilkesi olduğunun altını çizdi. Taraflar arasındaki dengeyi gözetmeyen adımlarınsa Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayacağını söyledi. Öte yandan Amerika geçtiğimiz senede Rum kesimine 1987'den bu yana uygulamakta olduğu silah ambargosunu da şartlı olarak kaldırmıştı.